Kampüs kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Yükseliş kampında yani TRT Full Tekrar serisinde geometri dersinde beraber olacağız. Geometri baştan aşağıya 3 video şeklinde sizlerle tekrar edeceğiz ve bugün bunun ilk dersini yapacağız. Yani üçgenler kısmında beraberiz. Ne yapacağız? Üçgenin bütün özelliklerini bütün özellikleri derken tabii ki de bütün detaylı ayrıntılı özellikleri, dizim için önemli olan o kaba özelliklerini şöyle kısaca bir tekrar ettikten sonra klasik sorular ve arkasından sınav tarzı sorularla beraber bugünkü dersimizi sizlerle beraber bitireceğiz dedik. Çok da fazla vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Müzik Şimdi ilk olarak üçgende açı diyeceğiz tabii ki de. Üçgende açı özelliklerinden bahsedeceğiz. Ve üçgende açıda diyeceğiz ki iç açılar toplamı yani alfa, beta ve tetanın toplamı her zaman için 180 derecedir. Bütün çokgenlerin genel özelliğidir. Bu üçgen olsun, dörtgen olsun, beşgen olsun, ongen olsun fark etmez. Dış açılar toplamı her zaman için ne eşit olacaktır? Üçgende veya dörtgenlerde 360 derece eşit olacaktır diye söyleyebiliriz ve bunun yanında üçgende iki tane iç açı kendisine komşu olmayan bir tane dış açı eşit yani alfa ile beta'nın toplam bakın burada gösterdiği gibi z'ye eşit. Veya şunu da söyleyebiliriz. Alfa ile teta'nın toplam değeri burada kendilerine komşu olmayan y'ye eşit olacaktır. Bakın bu özellik bizim için çok fazlasıyla önemli olacaktır diye söyleyeceğiz biz. Geldik ikinci özelliğimize. ikizkenar kenar üçgen özelliği. Ben her zaman burada şunu söylüyorum. Lütfen yaki kısaltmasını bil. Bakın bu özellik çok önemli bizim için. Peki yaki dediğimizde yükseklik. Bakın buradaki yükseklik, buradaki açı ortay, buradaki kenar ortay ve buradaki de ikiz kenarlık ne var peki burada? Toplam 4 adet özelliğimiz var. Bakın yükseklik, açı ortay, kenar ortay ve ikiz kenarlık olmak üzere toplam 4 adet özelliğimiz var. Bu 4 adet özellikten 2 tanesi varsa kesinlikle ve kesinlikle diğer ikisi de olmak zorundadır diyeceğiz. Biz. Peki ne demek istiyoruz bu noktada? Mesela soruda bize yükseklik vermiş, açı ortay vermiş, kenar ortay ve ikiz kenarlık kesinlikle vardır. Yani adam geldi mesela bu şekilde bize bir üçgen verdi. Buradan bunu indirdi. Buraya hem yükseklik yani diktir diyor hem de açı ortaydır diyor. O zaman hemen şunu söylemen lazım. Yakinin iki özelliğini verdiğinden dolayı diğer iki özellikte olmalı. Yani ne? Kenar ortay olmak zorunda. Yani şu ikisi birbirlerine eşit olmalı. Ve aynı zamanda üçgen bir ikiz kenar üçgen de olmak zorundadır diye söyleyeceğiz. Burada yükseklik kenar ortay verebilir. Kenar ortay ikiz kenar. Mesela şunu da yapabilirdi bakın. Burada bir üçgen daha çizelim. Biz buradan indirdik. Buraya diyor ki kenar ortaydır ve aynı zamanda da bu ifade ikiz kenar bir üçgendir diye bize eğer ki soruda belirtiyorsa. O zaman benim söylemem kesinlikle bakın kenar ortaylık ve ikiz kenarlık var bu noktada. O zaman kesinlikle bu indirilen ifade yüksekliktir ve yüzde yüz burada ne vardır? Açı ortay vardır diye söylemem lazım. İkinci özellik bize bundan bahsediyor. Üçüncü özellikte ise ve dördüncü özellik özel açılı üçgenler. Yani 30-60-90 ve 45-45-90 üçgenlerinden bahsediyor bize. E biliyorum ben 30 60 90 üçgeni iki e, eşkenar üçgenin ikiye bölünmesiyle ortaya çıkacaktır. Yani burada 2x kenara sahip bir eşkenar üçgen vardır diye düşünecek olursam indirdiğim yükseklik e doğal olarak bir ikiz kenar da üçgen olduğundan dolayı aynı zamanda kenar ortay ve açı ortay olacaktır. 2x dediğimiz zaman buraya x dersek eğer ki yani yarısı olduğundan dolayı x dersek Pisagor bağıntısı yardımıyla da buraya x kök 3 görebiliriz. Ve burada bizim her zaman dille söylememiz gereken şey bakın bunu alışkanlık etmemiz gerekiyor. 30 derecenin karşısında ne varsa 60'ın karşısında bunun kök 3 katı ve 90'ın karşısında da yine 30'un karşısında bulunan ifadenin 2 katı olmak zorundadır diyoruz. Aynı zamanda 45 45 90 üçgeninde de doğal olarak 45 45 olduğundan dolayı bu ikizkenar üçgen e bir dik üçgen olduğundan dolayı da ikizkenar dik üçgen diyeceğiz biz. E, dik kenarlar birbirlerine eşit olduklarından bu bölümlere ben x x diye hesap edecek olursam eğer ki e, Pisagor yardımıyla da ben bu noktada hipotenüsün hipotenüsün Pisagor'un eşi olduğunu biliyorsunuz değil mi? Yani karısıymış karısının ismini vermiş adam en büyük kenara. Neyse bu gereksiz bilgiyi verdikten sonra da e, hipotenüsün yani 90 derecenin karşısında bulunan kenarında dik kenarların kök 2 katı olması gerektiğini bilmen gerekiyor senin. Arkasından geldik 5. özelliğimiz olan açı ortay, iç açı ortay teoremine. İç açı ortay teoreminde de bakın açı ortayın kolları var. Bakın şu iki ifade bizim için açı ortay kolları olarak adlandırılacaktır. En azından ben öyle adlandıracağım sorularda. Diğer taraftan altta oluşturduğu ifadelerde bacaklardır diyeceğim ben. Ve burada şunu her zaman söyleyebilirsiniz. Kolun bacağı oranı bakın kolun şu yönde gittim. Kolun bacağı oranı kolun kola oranı özür dilerim. Kolun kola oranına yine eşit olacaktır diyeceğiz biz. Yani B'nin C'ye oranı, B'nin C'ye oranı, M'nin K'ye oranına eşit olacaktır diye söyleyebiliriz. Veya bakın burada şunu da söyleyebilirdik. Kolun bacağı kolun bacağı da yapabilirdik. Yani bu noktada kolun bacağı oranı yani C'nin K'ye oranı eşittir. Kolun bacağı oranı yani B'nin M'ye oranına eşit olacaktır diye söyleyebiliriz. Bu kalem yazmıyor ya bunu attım kenara. Tamam. Tamam. Yani baktığınız zaman bir şey değişmediğini göreceğiz zaten. İçler dışlar yaptığınız zaman BKMC, içler dışlar yaptığınız zaman BKMC ifadesini yine göreceğiz. Bu bizim için iç açıortay teoremiydi. He, dış açıortayda peki bir farklılığımız var mı? Yok, orada da bir farklılık yok. Baktığınız zaman şu bizim için nedir? Bir açıortay ifadesi olacaktır. Bakın farkındaysanız bu ifade bir açıortay ifadesi. Yine aynı şekilde düşünmem gerekecek benim burada. Yine geleceğiz diyeceğiz ki kolun bacağı oranı yani C'nin A artı x oranı veya x artı fark etmez. Ve aynı şekilde bakın burada da kolun bacağı oranı yani B'nin x e oranı diye söyleyebiliriz biz. Veya yukarıda yazıldığı gibi de kollar oranı bölü bacak tamamı olduğundan dolayı tabii ki de bacaklar oranı şeklinde de yazabilirsiniz. Bakın işler dışlar yaptığınız zaman yine aynı şey gelecektir. C çarpı x buradan da C çarpı x. B çarpı A artı x buradan da yine B çarpı A artı x ifadesini görmüş olacağız. Dış açıortay ortay teoremini dedim. Ve aynı zamanda geldik 7. olarak yine özel açılı üçgenlerden bir tanesi daha var karşımızda bizim bu noktada. Nedir peki o da? 30-30-120 üçgenim. Yine bir ikiz kenar üçgen var bu noktada. İkisi olan kenarlar 30 derecenin karşısında bulunan kenarlar olacaklardır. Ve 120 derecenin karşısı 30 derecenin karşısında bulunanların her zaman için kök 3 katı olacaktır diye söyleyebiliriz. Ha bunu eğer ki ispat etmek veya görmek istiyorsan da şunu yapabilirsin. Sonuçta bir ikizkenar üçgen var. Benim buradan indireceğim bir yükseklik. Buradan indireceğim bir yükseklik. Aynı zamanda açıortay ortay olacaktır. Buradan istersen bakın 30-60-90 üçgeni ortaya çıkartmış olduk burada da. İspat yardımıyla da oranın gerçekten x köküç olduğunu görebilirsiniz. Peki geldik 8. özelliğimizde. 8. özelliğimizde hemen şöyle gösterelim. Şu değil bakın farkındaysınız veya şu da değil. 8. özelliğimizde tam olarak şu. Yani ağırlık merkezi. Bir üçgeni laks diye kaldırdığınız zaman hiçbir şekilde dengesinin bozulmadan kalacağı noktadır ağırlık merkezi. Peki nedir ağırlık merkezi? Kenar ortayların kesim noktası olacaktır. E, kenar ortayların kesim noktasına biz üçgenin ağırlık merkezi diye ithal Bakın bir kenar ortay var. iki eş parçaya bölmüş bir kenar ortay var ve yine bir kenar ortay var. Ve bunların kesim noktası da bizim için ağırlık merkezi olarak adlandırılacaktır. Ve ağırlık merkezi... Her zaman için kenar ortayları tabandan bir birimse köşeden iki birim. Bakın y y iki y veya tabandan bir birimse x ise köşeden iki birim yani 2 x veya tabandan bir birimse yani z köşeden 2 z olacak şekilde kesecektir diye söyleyeceğiz biz. Geldik üçgende alan ifademize bir üçgenin alanını eğer ki ortaya çıkartmak istiyorsanız siz baktığınız zaman şöyle bir kare elinde olduğunu veya dikdörtgen kare nereden çıktı ya? Bir dikdörtgen olduğunu varsaysan mesela şöyle bir dikdörtgen var. Şunun alanını ortaya çıkartmak istiyorsun. Biliyorsun ki karenin yarısı. Ne yaparsın? Burası A burası B ise A ile B'yi bölersin. Yarısı lazım olduğu için 2 ile çarparsın. Aslında A ile B'yi çarpıp 2'ye falan bölünüyoruz biz. Şunun taban değeri ne kadar? B. Peki buradan inen yükseklik ne kadar peki? E buradaki kenarla aynı boyutta yani A. A çarp B bölü 2. O zaman diyoruz ki üçgende ben alan bulmak istiyorsam Yapmam gereken şey taban değeri ortaya çıkartmam gerekiyor ve bu tabana ait olan bir de yüksekliği bulmam lazım. Tabanla yüksekliği çarpar ve ikiye bölersem eğer ki ben bu noktada üçgenin alanını ortaya çıkartmış olacağız. Her zaman böyle tabii ki de içeride olmak zorunda değil bizim için. Onu söylemiş miyiz bakalım? Yok onu söylemiş. o zaman burada söyleyelim onu. Her zaman içeride olmak zorunda değil sonuç itibariyle bizim elimizde geniş açılı bir üçgen de olabilir ve bu üçgenin bizden alanını bulmamızı isterse e, baktığımız zaman taban değeri burası. E, yüksekliğe baktığında buraya yükseklik indirme ihtimali yok. Çünkü buradaki açı bizim için bir geniş açı. Yükseklik nereye gelecektir? Peki dışarı inecektir. O zaman burada diyeceğiz ki biz yüksekliğimiz HA ve tabanımız yine A kadarsa yapmam gereken şey yine taban ve bu tabana ait olan yükseklik çarpımı bölü 2 şeklinde biz yine üçgenin alanını ortaya çıkartabiliriz dedik. Ve geldik 10. olarak 15, 75, 90 üçgenine. Bu yani çok özel bir özellik. Özel derken soruların içerisinde böyle sürekli kullanacağım bir özellik değil. Vakti zamanının doğru yerin gelmesi gerekiyor aslında. 15, 75, 90 üçgeninde hipotenüs değeri, hipotenüs değeri her zaman için ee, öklit dikliğinin yani 90 dereceden inen dik yüksekliğin ne olacaktır? Her zaman 4 katı olacaktır diye söyleyeceğiz. Yani sizlerinizde 15, 75, 93 yeni var diyelim ki buraya adam geldi sana 16 diye hitap et. Şurası 90 derece, şurası 75, şurası da 15 derece olsun. Biz hemen şunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Dikten inen dik uzaklık her zaman için pipatönüs inen yüksekliğin 4 katı olduğundan dolayı ne olacaktır artık? 4 olacaktır diye söyleyebiliriz biz. Ne kadar çok özellik var üçgenlerde ya. Zaten üçgenler çok temel arkadaşlar. Bak yani üçgenlerin özelliklerini bilmiyorsan çok açık ve net yüreklilikle söyleyeyim ki dörtgen yapamazsın. Yapamazsın yani. Çünkü dörtgenin içi üçgen zaten. Neyse geldik benzerliğimize bir de bir de ondan bahsedelim. Bir üçgende benzerlik demek iki üçgenin hani telefonlarda şunu yapıyoruz ya bir süredir fişt 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 çekiyoruz büyütüyoruz veya işte bu benzerliktir aslında. Yani sen üçgenin veya herhangi bir şeklin fark etmez illaki üçgen olmak zorunda değil. Görüntüsünü bozmadan sadece boyutlarında veya her boyutunda belli bir oranda oynama yapmaktır aslında. Nedir? Yüksekliktedir, açı ortaydadır, kenar ortaydadır, çevrededir ve bu oran her zaman korunacaktır. Peki sadece nerede bozulacaktır? Bu alan ifadesinde bozulacaktır. Niye? E çünkü sen tabanı yarıya böldün veya iki katına çıkarttın fark etmez. E Yüksekliği de yarıya böldün. E tam da sen çarptığın iki ifadeyi de hem tabanı hem yüksekliği ikiye bölersen iki defa ikiye böleceksin yani dörde böleceksin. Dolayısıyla veya şöyle düşün sen tabanı 3 katına çıkarttın e, yüksekliği de 3 katına çıkarttın e, bunları çarparak alan buluyordun sen o zaman burada yapman gereken ne? Taban 3 ile çarpıldı e, yükseklik 3 ile çarpıldı o zaman senin neyle çarpman gerekir diye alanı 9 ile çarpman gerekir. Dolayısıyla da burada ne diyeceğiz biz alanlar oranı 2 defa işlem yapıldığından dolayı taban ve yükseklikte e, taba alanlar oranı normal benzerlik oranının her zaman içinde yine eşit olacaktır karesine eşit olacaktır diye söyleyeceğiz. Bu da 11. özelliğimizdi dedik ve artık yavaş yavaş başlayalım. Sınav tarzı bir soruyla başlayacağız. Hocam bütün özellikler bitti mi? Tabii ki de bitmedi. Yani biz şu an burada üçgenlerin bütün özelliklerini tek tek söylemeye kalksak minimum söyleyeyim ben size bir saat sürer. Sadece, sadece özelliklerini anlatmak. Tık 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 bir sürü özellik var. Ama bizim belli başlı temel taş özelliklerimiz yani ÖSYM'nin üzerine yürüdüğü özellikler bizim için bunlardı. Dedik ve sorularımıza başlayalım sınav tarzı. Önce sen denemek ister misin? Bence denemek istersin. İstiyorsan şu an bir videoyu durdur. Bekleyeyim mi? Beklemeyeceğim ben tabii ki. Sen videoyu durdur bir çözmeye çalış bakalım. Bu şekilde çözen arkadaşlarım da biliyorlar ki şunu gelişecekler kendileri. Yani soru yapamak, yapmak zorunda değilsiniz ama kendi fikirlerinizi üretmek. Sonra bizim sizlere yardımcı olduğumuz o fikirleri aslında kendi fikirlerinle eşleştirmeye çalışmak sana çok yardımcı olacaktır. O yüzden lütfen kendin soruyu çözmeye çalış dedik. Diyor ki ABC üçgeninde AC üzerindeki AC üzerindeki D noktasının BC kenarına göre yansıması yani simetrisi diyor aslında BC kenarına göre simetrisi K AB kenarına göre simetrisi yani yansıması da T'dir demiş bize. BKT BKT 10 derece olduğuna göre TDK yani şu alfa kaç derecedir diye soruyor bize. Şimdi simetri ne demektir? Şöyle bir e, ifadem var derinde. Bu noktanın mesela şu doğruya göre simetri ne olacaktır? Tam aynı uzaklıkta şu ifadeler ve aynı zamanda buranın 90 derece olduğu simetri diyebilirim ben ifadeye. Yani burası A ise burası A üstü noktasıysa eğer ki bir simetri alınan noktaya göre uzaklıkları birbirlerine eşit olacaktır bu noktaların. Ve aynı zamanda da dik keseceklerdir simetri alınan noktayı. Dolayısıyla ben burada D'nin... AB'ye göre simetrisi T ise şu iki uzaklığın yani ED ile TE'nin ben birbirlerine eşit olduklarını söyleyebilirim. Ve aynı zamanda burası da kaç derece olacaktır? 90. E aynı şart burada da geçerli. O zaman bu ikisi de yine birbirlerine eşit olacaktır diyebilirim. Ve burada da yine ne olacaktır? 90 derece. Peki aklına şunun gelmesi lazım artık bence. Arkadaş Burada bir ikiz kenarlık var. Yakinin e, düzeltim kenar ortaylık var. Burada bir 90 derece var. Yakinin yüksekliği tamam. K'si de tamam yani. A ve I kaldı. Açı ortaylık kaldı ve aynı zamanda bir dene kaldı bizim için. Düşün ikiz kenarlık kaldı. O zaman ben şunu yapsam. BT ile BT ile gelsen birleştirsem ve BD'ye birleştirirsen. Bakın şu anda mavi mor mor mora benziyor bu renk mor yaptığım üçgende aslında ben bir yak elde ettim. Ve dolayısıyla şu iki uzunlukta birbirlerine ne olacaktır artık eşit olacaklardır diyebiliriz. Hocam sen mükemmelsin diyen arkadaş niye bence şunu gördüğü için bunu söylüyor İnşallah sen de söylemişsindir. Şunlarda da bakın aynı şey ortaya çıktı burada. 90 derece var ve bir kenar ortay var. Dolayısıyla burada da bir ikiz kenar yani üçgen vardır diye düşünerek gelip artık ben burayı da üçlü çizgi haline getirebilirim. Ve aynı zamanda ne dedik biz? Buralarda açı ortaylar oluşur. Yani şu ikisi birbirlerine aynı açılardır ve bu ikisi de yine birbirlerine aynı açılardır diyebilirim ben. Peki BKT üçgenini gördün mü? BKT üçgenine baktığın zaman burada bir 10 derece ve bir ikizkenarlık. Dolayısıyla buradaki açı da 10 derece olacaktır diye söyleyebiliriz biz. E burada verdiğimiz açı ortaylara ben isimlendirme yapsam x x desem buraya da y y desem bunların tamamı bizim için ne yapacaktır artık 10 burada 10 burada 20'si gittiğinden ve iç açılar toplamı 180 derece olması gerektiğinden dolayı şu an için toplam 160 derece kaldı. Yani 2 tane x artı 2 tane y toplam değeri buradan 160 dereceye eşitse x artı y toplamı da 80 derece olacaktır diye söyleyebiliriz biz. Peki x artı y'yi bulduysak a'yı bulabilir miyiz diyorsam bence bulabiliriz. Peki nasıl bulacağız? Bir dörtgen bilgisi gerekiyor şu anda. Bütün dörtgenlerin iç açılar toplamı bence hepiniz biliyorsunuz ki 360 dereceydi. Dolayısıyla bakın burada ben b, e, d diğer taraftan d gelecek. Buradan f gelecek. Şuradaki dörtgene baktığınız zaman ben buradaki bir x artı y açısını biliyorum. 2, 90. E burası da 90. Bir tek kimi bilmiyorum peki? Aradığım alfayı. O zaman x artı y artı 90 artı 90 artı alfa toplam değeri bir dörtgen olduğundan dolayı 360 derece eşit olacaktır diyeceğiz. E burası zaten 80'di. 90 90 180. 80 de buradan geldi. 260 artı alfa toplam değeri 360 eşitse Alfa buradan 100 derece olacaktır ve ilk sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olarak karşımıza çıkacaktır diye söyleyebiliriz biz. Anlaştık mı? Bak güzel bir yansıma simetri sorusuydü. Şunu bilmen gerekiyor bence. Sayısalcılar zaten şunu. Hocam biz bunu zaten aynalarda görüyoruz. Aynalarda biliyoruz. O yüzden çok fazla problem yaşadığımız bir soru kalıbı değildi diyorlar. Ama bence iştaharlıkçılarda veya dinleyen varsa tabii ki de sözelci arkadaşlarımızda veya dilci arkadaşlarımızda burada ne diyecekler tabii ki de hocam burada bence fiziğe gerek yok ki zaten bu mantık işi. Sonuçta simetri almak aynı boyutta ötelemek demektir aslında diye düşünerek hareket edebilirler. Dedik ve geldik bir sonraki örneğimize. Diyor ki aşağıdaki koşullara uygun bir çizim yapınız demiş. Evet ÖSYM'nin son yıllarda böyle geçen sene galiba bunlarla alakalı bir ara vermişti ama son yıllarda bolca kullandığı şeylerden bir tanesi çizim yaptırma. Yani diyor ki öğrenci ben soruyu çizmem arkadaş bana ne öğrenci çizsin öğrenci yazsın. Diyor ki çizim yapacağım kağıt hallediyorum şu anda o yüzden biraz zamanı uzatıyorum. Peki şöyle kağıdımızı getirelim. Diyor ki ABC dik üçgenini çiz. A açısını 90 derece olarak al. ABC üçgenin A köşesinden BC diktir AD olacak şekilde bir AD çiz. AD doğru parçasını çiz. ABC üçgenin dışında olan D ile C noktalarını birleştir. Sonra E noktası A ile birleştir. Bir şeyler söylemiş bakalım. yavaş yavaş çizmeye çalışalım biz de. Şimdi diyor ki önce bir ABC üçgeni çiz kendine diyor. Ve A 90 derece olsun diyor. O zaman şöyle bir ABC üçgeni biz kendimize çizelim şurası A olsun çünkü 90 derece olarak bakın onu alıyor bize burada burası A burası B burası C ve buranın 90 derece olduğunu söylüyor ABC üçgenin A köşesinden BC diktir AD olacak şekilde AD doğru parçasını çiz diyor bize ama şuna dikkat et bak bir sonraki anda söylüyor onu ABC üçgenin dışında olan D ile yani D'nin dışarıda olması gerektiğini söylüyor bize. Şuradan kendimize biz bir D noktası seçelim dışarıdan. Ve kendimiz o AD üstünü AD'yi birleştirelim bir. Şu AD'yi birleştirdik. Ha, bu da BC dik olacakmış ama aynı zamanda. Şu dikliği de buraya göster diyor bize. Peki. Arkasından ABC dışındaki D ile C noktalarını birleştir diyor. Şu D ile C'yi şuna D harfi diyelim. D ile C'yi birleştir diyor. Birleştirdik onu da. Peki. BC üzerinde E noktası ile A'yı birleştir diyor. Neredeydi? BC noktasında BC üzerinde E noktası alarak ha bir tane E noktası al diyor kendini buradan. Tamam onu da yapalım hadi. Farklı bir renge geçiş yapalım. Şuradan bir tane E noktasını aldık. Bunu A ile birleştir diyor bize kendini. Bunu da birleştirdik. E, ee, diyor peki? AC ile DC birbirine eşit. AC ile DC şunların birbirlerine eşit olduklarını söylüyor. Hı, ben bir şey gördüm. Tamam neyse söylemeyeceğim. Arkasından AE ile EC'nin birbirine eşit olması gerektiğini söylüyor. Yani şu ikisinin birbirine eşit olduğu. Şu an çizersem biraz ortalık karışabilir. O yüzden çizmiyorum. Eşit olduğunu söylüyor. CDA açısı C D A açısı 50 dereceymiş. Şuranın 50 derece olduğunu bize söylüyor. Buna göre AEB kaçtır? Şuradaki açıyı bizden istiyor. Bakın şu açıyı. Peki ha, herhalde soruyu bitirdik bence ya. Şu an bence görüyor herkes. Bence görüyor görüyor. Görüyor ya bence görüyor. Ne? Bence şunu görüyorsun bak burada. Şu kaç derece? 90. Peki bunlar ne? İkiz kenar. İkiz kenar yükseklik. E o zaman ya ki yani açı ortay ve kenar ortay ifadesi var bizim elimizde şu anda. Peki burası 50 derece ise ikiz kenarlıktan dolayı burası kaç derece olacaktır? Hocam orası da 50 derece. Aferin sana. Peki 50 50 100. Buraya 80 kaldı. İkiz kenarlıktan dikindiği için burası aynı zamanda bir açı ortay belirtecektir bize. Dolayısıyla buradaki açımız bizim 40 derece ise buradaki açımız da yine 40 derece olacaktır diyeceğiz. Şimdi bazı arkadaşlar benim yapacağım işe diyecekler ki hocam sen ne yaptın orada? Şimdi e, şunu belirteyim. E'yi biz burada rastgele seçtik ya. E'nin normalde burada da seçilebilir olma ihtimali vardı. Dolayısıyla e, şu an şekil birazcık sana kötü gelecek. Bence şu an fark eden var mı? Şurada durumu fark eden var mı? Ne gibi bir problem var? Yani videoyu durdur de ki hocam ben burada şöyle bir problem fark ediyorum de. Onu gel lütfen videonun açıklama yorum kısmına lütfen yaz. Peki biz devam edelim. Şuraya baktığımız zaman ikiz kenarlık var. Burası 40 ise burası kaç derece olacaktır? Burası 40 derece işte ahanda tam olay burada zaten. Şimdi olayı böyle algılama yalnız. Şu içeriden çizmişim gibi farz et E'yi o yüzden çok sıkıntı yaşamayız biz. Yani şuradan geliyor E. Yani cevap değişmeyecek zaten bizden neyi istiyordu o? AEB'yi istiyordu. Buradan çizilmiş haliyle ben şuradaki açıyı bulmaya çalışacağım. E burası 40 derece. E aynı zamanda burası da 40 derece olduğunu düşünsen. Yani 40 40 da burası kaç derece yapacaktır artık? 80 derece yapacak. Yani sorunun doğru cevabı B şıkkı olacaktır diye söyleyeceğiz biz. Yani o dediğim olayı anladın değil mi? Yani biz E'yi sadece şunu söylüyordu bakın. BC üzerinde E noktası alarak diyordu. E ben BC üzerinde E noktası aldım ama şimdi buradan almam gerekiyormuş normalde. Biz E noktasını buradan aldığımızdan dolayı bir problem ortaya çıktı. Ama dediğim gibi bir problem yok şu an için. Yani soruda bir hata veya bizim çözümümüzde bir hata yok. Sadece E burada olacaktı ve buradan birleşim yapacaktık biz. Onun dışında bir sıkıntımız, bir problemimiz yok. Dedik ve devam edelim. Diyor ki ABC üçgeninde ED, GF ve MT. ED şu parçadan bahsediyor bize. GF şu parça, MT şu parçadan bahsediyor. Sırasıyla AB, AC ve BC kenarlarının orta dikmeleridir. Hocam orta dikme ne demek? Orta dikme demek şu. Elinde senin mesela burada bir ifade var. Bir doğru parçası var. İşte doğru parçasının uzunluğu var tabii ki de bir de. Bunun tam orta noktasına gelen dikmeye biz orta dikme diye hitap ediyoruz. Tamam yani bir sürü dikme var tabii ki de bunu bu noktada ama orta dikme dediğimiz o doğru parçasının veya kenarın diyelim tam ortasına gelen dikimelerdir. Diyor ki KF3 demiş peki DK4 demiş ona da peki BC'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Şuradan bahsediyor bakın bizi şu uzunluktan bahsediyor peki ne yapabiliriz, ne yapabiliriz, ne yapabiliriz? Şimdi sonuç itibariyle şu bir kenar orta dikme şekliyle çok fazla aldanma. Kenar orta dikme olduğundan dolayı o zaman bunlar birbirlerini kesinlikle eşitler ve adı üzerinde dikmedir diyor burası dik. E yani şey diğer taraftaki FG için de tabii ki de geçerli. Yani bunlar yine birbirlerine eşitler ve yine burası da yine eşit yani dik olacaktır diğerinde olduğu gibi. Peki buradan sonra ben ne diyebilirim? Bak buradan sonra çok basit bir yorum yapman lazım. Yani bence 3 oldu soruların içerisinde. Bu ya ki yükseklik, açı ortay, kenar ortay, ikiz kenarlık. Peki yükseklik var mı? Var. Kenar ortay var mı? Var. O zaman burada kesinlikle açı ortay da var, ikiz kenarlık da var. Hocam bir kere üçgen yok burada. Ne ikiz kenarlığı diyorsan e, gel arkadaşım şuradan a ile d'yi birleştir de ki hocam bunlar birbirlerine eşitlerdir. Peki. Aynı şey burada geçerli. Hocam buradan da ben bunu çekecek olursam şu ikisi de yine birbirine eşit olacaktır. E, peki o zaman. E artık buradan biz sonucu ortaya çıkartmaya doğru yöneleceğiz. Peki benden ne istiyordu bu arkadaş? BC. BC dediğimiz burası. Peki ben buraya X desem, buraya da Y desem. Sorunun benden istediği şey ne? BC dediği ifade. X artı Y artı 7 ifadesinin alabileceği en küçük tam sayı değerini bana buluyor. E peki burası X ise burası da X. E burası Y ise X kenarlıktan dolayı burası da Y. Peki şuradaki ADF üçgenine bir bakacak olursanız. Burada sonuç itibariyle bir üçgen belirttiğinden dolayı üçgen eşitsizliğinden kaynaklı bir kenardan iki kenarın toplamı kesinlikle diğer kenardan büyük olmak zorundaydı. O zaman ben bu üçgen için şunu söyleyebilirim. X ile Y'nin toplamı kesinlikle DF kenarı olan 7'den büyük olmak zorundadır. Peki soru bizden kimi istiyordu? Bak bakın dikkat et. X artı 7'yi istiyordu. O zaman biz bulduğumuz eşitsizlikte her tarafa eğer ki 7 eklemesi yaparsak X artı Y artı 7 toplam değeri bakın buraya da 7 eklemeyi unutmayacağım tabii ki de 14'ten büyük olmak zorunda. E ifade 14'ten büyük olmak zorundaysa da o zaman alabileceği en küçük tam sayı değeri ne olacaktır artık 15 yani sorunun doğru cevabı da buradan artık E şıkkı olacaktır diye söyleyebiliriz. Bence çok şeker çok naif çok tatlı bir soru. yani şunu net bir şekilde bence bilmeye gerek yoktu ya kenar orta dikme ne demektir yani bu kenar Orta kenarların ortasında olacak ve dik olacak. Yani burada işte illaki geometrik terim bilmeye bence çok fazla gerek yoktu. İyi soruydu diye söyleyeceğiz. Peki geldik sınav tarzı bir sorumuz var yine bu noktada. Diyor ki şekil birdeki ABC üçgeninde katlıyor mu? Aynen bak katlama sorusu. Çok seviyorsunuz katlama sorularını. Ben de çok fazla seviyorum dersem yalan söylemiş olurum. Düz olsun ne güzel işte. Ama maalesef sınavda öyle sormuyor. Peki. LC kenarı KL boyunca, LC kenarı KL boyunca şöyle katlama yaptığını söylüyor bize. BD kenarı da ED boyunca, BD kenarı da ED boyunca katlandığını söylüyor. LC C üstü B üstünün iki katı o nerede? Ha şurada bak C üstü B üstü oraya zaten X demiş onu mu soruyor bir de? O oh, mis. Peki BD de C üstü B üstünün 3 katı olacak diyor. BD de C üstü B üstünün 3 katı olacaktır diyor. BC uzunluğu 18 ise yani şuranın tamamı 18 ise C üstü B üstü yani X değeri nedir diye sormuş bize. Şimdi bak katlama sorularında bir açarak yapmak, iki özellik bilerek yapmak. Hangisini istiyorsun oradan yapabilirsin. Ama şunu unutma her zaman için. Senin elinde mesela şöyle bir üçgen olduğunu varsay. Şöyle bir üçgen olduğunu varsayalım. Biz bu üçgenin sağa doğru şurada çizdiğim bu doğru üzerinde eğer ki ben katlama yaparsam oluşturacağımız şekil ne olacaktır? Bakın bunun birebir aynısı oldu. Ama yansıması oldu yani aynı zamanda aynaya göre yansıma diye düşünebiliriz. Ve burada oluşacak şekiller bir kesinlikle ve kesinlikle e, yaptığı katlamalarda üçgenin boyutlarında herhangi bir değişimi olmaz. İkinci olarak aynı zamanda belki de en önemli özelliklerden bir tanesidir bu. Yukarıda o katlamanın oluştuğu bölgede bir açıortay şekli olacaktır. Yani bakın isterseniz onu ben şekil olarak burada size kağıt yardımıyla daha demin kullandığım bir kağıt var. Kağıt yardımıyla göstereyim. Bakın ben şu katlamayı yaptığımı hayal ederseniz bakın bu noktada bir katlama yaptığımı hayal ederseniz şuradan ben şekli çizeceğim aynı zamanda. Şu katlama yaptığımız şekli çizeceğim. Şu şekilde düşündüğünüz zaman bekleyin bekleyin çok fazla zaman kaybedeceğiz. Peki şekli çizdiğimiz zaman bakın burada oluşan ifade bizim için bir açı ortay olacaktır. Her zaman için bakın burada oluşan ifade bir açı ortaydır. Ve aynı zamanda bakın burada oluşan parçanın uzunluğuyla şurada oluşan parçamızın uzunluğu da her zaman için birbirlerine eşit olacaktır. İşte bunu soru çözümlerinde kendini hayal etmen lazım. Bakın bu bizim için çok önemli. Katlama sorusu çok fazla geliyor çünkü. Peki hadi gelin sorumuza dönelim şimdi şu katlamayı yaptı dolayısıyla C'nin yeni geldiği yerin C üstü olduğunu söylüyor bize yani şu noktaya falan gelmiş B'nin geldiği yeni noktada bakın şuradaki şekilden bakıyorum onları kendim yapmıyorum B üstünde burada olduğunu söylüyor bize şurası C üstü burası da B üstü E doğal olarak bu uzunluk neyse bu uzunlukta o kadar olacaktır veya o, o B şuradaydı özür dilerim şu uzunluk o kadar olacaktır ve aynı zamanda bu uzunluk ne kadarsa bu uzunluk da yine o kadar olacaktır diye söylemem gerekir benim Peki C üstü B üstüye X demiş zaten. E C üstü B üstü X ise LC uzunluğu ne kadar olacaktır bizim için o zaman? 2X olacaktır diye söylerim ben. LC2X. E tam da C'nin geldiği nokta bu noktaydı. Buraya kadar olan bölge eğer ki 2X kadarsa bu bölgenin de 2X kadar olması gerekecektir. Yani bakın şu anda taradığım bölgede o zaman X kadar olacaktır diye söyleyeceğiz biz. Peki. Aynı zamanda C üssü B üssü X kadardı. O zaman B de buraya X yazdığımı hayal edersen bakın BD dediğimiz 3 X olacaktır. Yani bu bölge 3 X oldu. E tamam da bunu katlayarak B üssüye getirmişti. Dolayısıyla bu bölge 3 X kadarsa eğer ki bakın şu an açıkta bıraktığım bölgeden bahsediyorum. 3 X kadarsa o zaman bu bölgenin de 3 X olması gerekiyor. Yani şu an taradığım bölgenin uzunluğu o zaman 2 X olacaktır diyebiliriz. E soru zaten bize BC yani şu an buranın tamamını vermiş. Neyi vermiş peki? 3x artı 2x artı x artı x artı 2x toplam değerinin 18 olduğunu söylüyor bize. 3, 2 de buradan 5, 6, 7, 9 tane x ifadesi. 9x ifadesi 18 ise buradan x'in alacağı değer 2 gelecek. Soru zaten bizden kimi istiyor x'i? Bak çok basit. Ama o katlama durumlarını burada kendi ne yapman gerekiyor? Bilmen gerekiyor. Katlamayı bilmediğin zaman maalesef ki soruda problemler yaşıyoruz biz. Peki geldik bir sonraki örneğimize. Diyor ki Şekil 1'deki ABC üçgeninde, ABC üçgeninde AD boyunca dur bir şey atladık AC kenarı AD boyunca katlandığında C noktası AB üzerine gelmektedir. Yani şunu şöyle katlıyor bakın. Bu noktaya geldiniz gösteriyor bize. AC'nin 8 olduğunu söylemiş. BD'nin 6 olduğunu söylemiş. BD nerede? Ha zaten yazmış. DC'nin de 4 olduğunu söylüyor bize. Peki DC'nin de 4 olduğunu söylemiş. Diyor ki buna göre X değeri kaçtır? Yani şuradaki x'i bulmamızı istiyor bizden. Şimdi bak yine aynı şey. Şu an şekle çok fazla aldanmanı istemiyorum. Belki şekilde görüntü olarak kötü gözükmüş olabilir ifademiz ama biz bakın bunu alıyoruz, şöyle katlıyoruz. E dolayısıyla bu katlamayı yaptığımız zaman c c üssü buraya geliyorsa şu iki ifadenin uzunluğu birbirine eşit. Işte yani burası 4 ise burası da kesinlikle 4 olacaktır. E aynı şekilde bakın bu katlanarak buraya geldiğinden dolayı burası 8 ise o zaman bu uzunlukta bizim için 8 olacaktır diyebiliriz. Ve aynı zamanda burada bir de ne var? Bir de açı ortayımız var bizim. E açı ortay varsa bir kol biliyorum, bir bacak biliyorum, bir bacak daha biliyorum. Diğer kolun da yarısını biliyorum. Dirseğe kadar olan kısım var ama el kısım yok. O zaman orayı ben bulurum işte arkadaş. Ne diyeceğim peki? Geleceğim diyeceğim ki ister kol kol bacak bacak yap fark etmez. Kolun Bacağı oranı kolun bacağı oranına eşittir diye söyleyeceğiz biz. Ya şu dört e hiçbir şey yaramadı bak mesela. Öylesine yazdık bunu ama buradaki dört işe yaradığı için veriyor. Yoksa bunu kullanman için vermiyor zaten soru sana şu anda. Peki ne dedik biz? Ne dedik biz harbiden ya? Ha, kolun bacağı yani 8 artı x'in 6'ya oranı eşittir. 8'in 4'e oranı diyebilirim ben. E zaten 2 yaptım ama ben işler dışlar yapacağım. Seviyorum bu işler dışları. 4 kere 8 32 artı 4 x ifadesi eşittir. 6 kere 8'den dolayı 48... 32'yi karşı eksi 32 diye atarsam 4 x ifadesi 16. Buradan da x'in değeri 4 olacaktır diye söyleyeceğiz. Yani sorunun doğru cevabı değişik olacaktır bizim için. Anlaştık mı? Katlamada tabanlar değişmez. Diğer kenar değişmez. Zaten katlama uzunluğu yaptığı kenar bakın şu üçgen zaten aynı kenar olduğu için o da değişmez. Ve açı ortay ifadesi oluşacaktır diye söyledik biz. Peki peki peki. Diyor ki Şekilde verilen ABC dik üçgeni şeklindeki kağıt AB kenarı AC kenarı üzerine gelecek şekilde AB kenarı bak şu kenardan bahsediyor bize AC kenarı üzerine yani şu kenar üzerine gelecek şekilde AC katlanıyor. Neredeydik be? Biçiminde AD boyunca yani şunun boyunca katlandığını söylüyor bize. Buna göre A açısı 60 derece ise AB'nin CD'ye oranı ne kadardır diye söylemiş bize. A açısının 60 derece olduğunu bizlere söylüyor. Peki şimdi şu şekli ben geri açsam. yere açtığım zaman aslında bizim elde edeceğimiz şekil ne olacaktır? Şu, şu şeklin birebir aynısı diğer şeklin üzerine geldi biraz ama olsun. Peki A'nın 60 derece olduğunu bize söylüyordu. E, A açısı 60 derece ise biz biliyoruz ki burada bir ikiz kenarlık oluşacaktı. Dolayısıyla burada oluşan ikiz kenar... E, ikiz kenar nedir ya? İkiz açısal. Açı ortay diye söyleyeyim. 30 30 oldu. E, i̇yi de burada 90 ise katlandığı zaman üçgenin şekli değişmez ki 90. Dolayısıyla burası da kaç oldu? 60. E, 30'du. E, burası da 60. 60 60. 120. Dolayısıyla burası da 60 ve burası da 30 oldu. Şimdi artık bizden istediği şey bütün açıyı açtım. Daha burada benim değer bilmeme falan gerek yok zaten. AB'nin yani şu uzunluktan bahsediyor. AB'nin CD'ye, DC'ye uzunluğunun oranını bize sormuş. Peki şunu yapsam 30'un karşısına ben gelsem M yazsam. Buradan artık 90'ın karşısına olacaktır? 2M. 60'ın karşısı M kök 3. Onda işimiz var mı bilmiyorum ama şu an yok. Peki. 30'un karşısı M ise 90'ın karşısı yine buradan 2M olacaktır. 60'ın karşısı da buradan ne olacak yine? M kök 3 olacaktır diye söyleyebiliriz biz. Bana ne diyordu? AB'yi CD'ye böl. AB dediğimiz şey M kök 3 zaten. M kök 3 bölüm. CD dediğimiz ifade de 2M demekti. E, M'ler birbirlerini götürdüğü zaman da bu ifadenin değeri kök 3 bölü 2 oldu. Yani sorunun doğru cevabı D şıkkı olacaktır diye söyleyeceğiz biz. Biz biz biz. biz. Peki geldik yeni bir soru daha yeni bir katlama katlama sorusu var. Zaten öyle istemiyor mu de öyle istiyor siz de öyle istiyorsunuz zaten. Hocam katlama 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 süreti katlama olsun. Peki. Şekil 1'deki ABC eşkenar üçgeni A köşesinden BC üzerine doğru şekil 2'deki gibi katlanıyor. Ne dedi? A köşesinden BC üzerine ha şöyle bir katlama yaptığını söylüyor bize. Tamam. DF iki tane AD'ye eşit. Dur onu bulalım bir. DF iki tane AD. Yani şuraya ben X dersem eğer ki burası ne olacakmış? Burası 2X olacaktır diye. Onu birazdan daha net yazacağım zaten. Alan GFED. GFED. Ha şu bölge şuradaki yamuktan bahsediyor bize. E, 24 cm kare ise alan ABC ne kadardır? Tut A'yı arkadaş tut. O kağıt kopmadı zaten. Şlak diye tekrardan yukarıya aç. E açtığın zaman zaten soru gelecek bitirecek bizim için. Onu açmaya yaptığımız zaman bakın olacak şeyi göstereyim ben. Tekrardan bu üçgeni elde edeceksin. Neyi elde edeceksin sanki başka? E burası A. Burası kaç yaptı peki? Burası B. Burası C. Şu GF'mizi çizelim bir. Şu GF şu şekildeydi. E'de de şurada bir yerde. E peki X'e 2X'e. O zaman aynı şekilde burası da ne olacaktır? X'e 2X olacaktır. E şunu hayal et. Şunu hayal etmen lazım soruyu bizim çözebilmemiz için. Şu noktada katlama yaptığı zaman... E, bu ifade gelip bunun üzerine kapanıyordu. Bakın şuradaki harflendirmeyi yapayım ben tekrardan. D, F ifadesi. DF katlama yapıldığı zaman şekli hayal edersen eğer ki buradaki F, D üstünün üzerine katlanıyor. O zaman burası 2x. Yani burası da 2x olacaktır. Çünkü 60, 60, 60 yani eşkenar üçgen var burada elimizde bizim. Peki şunu hatırlıyorsun değil mi? Eşkenar üçgende e, fark etmez. Üçgen benzerliğinde alan dağıtımında. işte S ise bir sonraki alan 3S, bir sonraki alan 5S. Bunu hatırlıyorsun. Ama tabii ki de bunu yapabilmek için buradan olmak zorundaydı hep eş parçalar ayrılmak zorundaydı. O zaman geldik biz de şuraları da xx olacak şekilde eş parçalara yavaş yavaş ayıralım xx. Peki hadi gel bakalım alan dağıtımını yapalım şimdi artık. Burası S, bir sonraki alan 3S, bir sonraki alan 5S, bir sonraki 7S ve bir sonraki de 9S. Bize şuradaki bölgeyi veriyordu bakın. Şu alanı bize vermişti soru. Yani 8S'in 8 tane S'in 24 olduğunu söylüyor. O zaman buradan ben S'in 3 olduğunu söyleyebilirim. Soru bizden alan ABC. Yani bunun tamamını bulmamızı istiyor şu anda. E 9, yok 25 S direkt. Doğru değil mi? Yanlış toplamam değil mi? Doğru 25 S. Soru bizden 25 S'i bulmamızı istiyor. S'i 3 bulduysak da bu alan artık 75 yapacak. Yani sorunun doğru cevabı B şıkkı olacaktır diye söyleyebiliriz. Bence iyi soruydu bak bu da. Ya şu katlama sorularını çok seviyorum ben ya. Bence sen de sev. Peki geldik bir sonraki örneğimize. Diyor ki yerden yüksekliği 8 metre olan bir sopanın uzunluğu 10 metredir. 10 metre sopa mı olur ya? Sopa duvara A noktasından dayalı iken merdiven diyelim biz buna. Sopa duvara A noktasından dayalı iken kaydırılarak D noktasına dayandırılıyor. He. Şimdi şöyle kayar mı bu? Kaymaz değil mi? Hocam şu elinde oynatsana diyenler. E doğru söylüyorsun tabii ki de. Bunu buraya getirmek için ne yapmam lazım? Şöyle bir oynatma yapmam gerekiyor. Yani şöyle düşün bu kalem. E şimdi bu buraya nasıl gelsin böyle yerinde sabit olarak? O zaman yapması gereken ne? Şu şekilde kalemin de dönmesi gerekiyor. Peki. Yap e, ne diyor? Sopanın ilk durumda duvarla yaptığı açı, ikinci durumda yer ile yaptığı açıya eşittir. Buna göre AD ne kadardır diye sormuş bize. Şimdi burası 10. Burada problemimiz yok bizim. Şimdi ben bunu uzattığım zaman yani nereye gelecek artık sopanın şu uzunluğu? Şuralara bir noktaya gelecektir aşağıya Şöyle bir durum ifadesi ortaya çıkartacağız biz. Tam biraz daha ileride olsun hadi. Şimdi geri tekrardan oraya dönemeyeceğim. Peki. Yerden yüksekliği 6 metre, 8 metreydi. Yani şu uzunluk bizim için bu noktadan oldu, 8 oldu. O zaman bu bölgede bizim için 6 olacaktır diye söyleyebiliriz. Peki ne diyordu bize? E, sopanın ilk durumda duvarla yaptığı açı, yani şu açıdan bahsediyor bakın bize. İkinci durumda yerle yaptığı açı eşit diyor. Yani bu açıya eşit olduğunu söylüyor bize. E iyi de arkadaş bir açı siyah, bir açı 90. Bir açı siyah, bir açı 90. E üçgenin hipotenüsü hiç değişmedi ki zaten. Hep oldu. Burada da on. Sonuçta ben sopayı kırıp da çevirmedim burada. İki tane açı eşit. E bir de aynı kenar birbirine ise o zaman bu üçgenler eş üçgenlerdir. Yani o zaman şunu söyleyebiliriz biz bu noktada. Şuradaki kırmızı galiba bu. Kırmızının karşısında bulunan 8 ise o zaman burada kırmızının karşısında bulunan ne olacaktır artık? 8 olacak. Yani bu bölge 2 olacaktır. Bize ne sormuş peki? Buna göre AD uzunluğu kaç metredir diyor. Ha tamam burası 6 ise burası da 6. Yani şu şeklin aynısı oluyor aslında. 6 ise buraya da 2 kalacaktır diyeceğiz. Hocam niye 6 2 oldu? Diyen varsa yani ki şuna dikkat et bak. Şimdi bu noktanın 8 10 ve buranın 6 olduğunu biliyorum ben. E siyan karşısı 6 varsa siyan karşısı burada da 6 olmalı. E tamamı 8 8'di. Burası 6 ise buraya da 2 kalacaktır diyeceğiz. Yani sorunun doğru cevabı artık buradan A şıkkı olacaktır diye söyleyebiliriz kolaydı be bence de yani iki numara denilebilirdi bu soru için. Çok zor değildi artık. Peki geldik şimdi bu soruda ufak bir düzeltme yapacağım ben sizlere. Şurası A AH üstü üssü olacak yine burada da şu noktanın H üstü noktası olduğunu söyleyelim. Ama yani sanki şöyle oluyor. Şuraya 15 demişiz gibi oluyor. O kadar da değil. Tamam. Şimdi diyor ki şekildeki eşkenar üçgen AH yüksekliği boyunca kesilip yani şu yükseklik boyunca kesilip şekil 2'deki gibi aşağıya kaydırılıyor. Fit aşağı alıyor. Ve buna göre AD ifadesi EH değil tabii ki de yine burada da EH üstü olması lazım. Eşit ve AC uzunluğu 6 köküç olduğuna göre X ne kadardır diye sormuş. Yani şunu bence zaten vermesine çok gerek var mıydı? Yani AD ile EH üstünün eşit olduğunu vermem bence gerek yok. Sonuçta şöyle düşün. Eşit olduğunu hayal ettin. iki tane kalem var. Bunu buradan aşağı doğru 5 santim kaydırdığını hayal edersen. E buradan ne kadar? E buradan da 5 santim kayacak tabii ki de. Neyse çok önemli değil. Yani şurası y kadarsa burası da y kadar diyebilirim. x x demiş hazır. Ben de y diyeyim ona. Peki şimdi 60 var 90. E tamam o zaman burası 30 derece. 90'ın karşısı 6 kök ise 30'un karşısı 3 kök 3 olacaktır. 30'un karşısı 3 kök ise 60'ın karşısı bunun kök katı burası 9 yaptı. Yani normal x ile y'nin toplam değeri neye eşitmiş 9'a. E bize h ah üstünün yani şu uzunluğun tamamının 15 olduğunu söylüyor soruda. O zaman buradan da şunu söyleyebilirim. X artı 2Y ifadesi 15. E arkadaş X artı Y'ye bir Y eklendiği zaman 6 artıyorsa o zaman Y'nin değeri buradan 6. E, Y'nin değeri 6 ise X'in değeri de 3. O da zaten X'i istiyordu bizden. O zaman sorunun doğru cevabı da B şıkkı olacaktır. Bu soruda bence de motivasyon sorusuydu ya. 3 biraz çok mu olmuş sanki buna? Sanki 2 deseydik de olabilir gibi miydi? Neyse canımız sağ olsun. Şimdi baktığımız zaman diyor ki diyor ki diyor ki ABC ikiz kenar üçgeninde 60 60 6 kök 3 tamam mı? Peki bak bunları hemen söylemen lazım. 120 görün ya ben içinden söylüyorum ama dışa da yansıtıyorum bilerek aslında sen de onları düşün birazcık diye. Bunlar 6 6 ya. E 120 ise hatırlıyor musun? ikizkenar üçgende 30 30 20 kenarlar A ise 120'nin karşısı A kök diye hatırlıyor olman lazım. Peki neyse devam edelim. AB kenarı AD boyunca katlanıyor AB kenarı AD boyunca katlandığını söylüyor bize tamam okey katlansın B ile B üstü noktası çakışıyor tabi o katlamayı yapınca onun buraya denk geldiğini buraya sirayet ettiğini söylüyor bize tamam B ile B üstü tamam E EBC'nin orta noktasıymış EBC'nin orta noktası e, biz zaten BC altı kökü demiştik onu yazalım şuraya ya BC'nin tamamı 6 kök Niye olduğunu onu anladın değil mi? Yani 120 30 30 üçgeninde 6 6 ise yani A A ise A kök 3 oluyor 120'nin karşısı. 6 6 ise 6 kök 3 oldu BC uzunluğu. Peki. AB AC'ye eşitmiş. AB tamam onu görüyor zaten bir daha. Tamam. A açısı 120 o da tamam. DB üssü x ne kadardır diye soruyor bize. E zaten x dedi aslında burası. Sonuçta katlanızdan buraya çakışıyor ya. Şu x'e şu x zaten birbirlerinin aynısı olacaktır diye söyleyeceğiz biz. Şimdi baktığımız zaman E, B, orta noktasıymış. Yani kenar ortay. E bu ne? İkiz kenar. İkiz kenar, kenar ortay, kenar ortay, ikiz kenar. Yakini. son iki harfi. Yükseklik, açı ortay, kenar. Hem o zaman burada aynı zamanda burası kaç derecedir bizim için? 90 derece. Ve aynı zamanda burada bir açı ortay da var. Yani şu bölgeyle şu bölge 60'ar derece olacaktır. E burada da katlamadan oluşan bir ikiz kenarlık var. Burası da 30-30 yaptım. Problem var mı? Yok. Burası ne kadar peki? 3 kök 3 kadar olacaktır bu bölgede diye söyleyebiliriz biz. Peki şimdi şuradaki kenarımız da bizim 30 dereceydi. Yani şurası da 30 derece. Şimdi baktığımız zaman 30 e katlama yaptığı zaman açı değişmeyeceği için burası ne olacaktır? Burası da 30 yaptı. Dolayısıyla ben şu uzunluğu bulursam aslında x'i bulmuş olurum. Sonuçta burada bir ikiz kenar üçgenimiz var bizim. E bunu bulursam da bunu her yeri bulmuş oluyorum artık ben. Peki şimdi baktığımız zaman burada 30 dereceydi. 30 30'dan dolayı burası 60 derece yaptığı Ne yapabilirim diye şu an düşünüyorum şu anda. Tamam şunu bulabilirim. Bakın 60 şurası 30. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı ne olacaktır artık bizim için? 30'un karşısı da 3 olacaktır diyebilirim. Peki 60'ın karşısı 3 ise 30'un karşısı bakın bunun kök 3 katını aldığında, kök 3 katını aldığında 3 yapıyorsa o zaman bu bölgede kök 3 olacaktır diye söyleyebiliriz biz. Orayı kök 3 bulduk. Şimdi ben şu üçgeni biraz boyayayım. O üçgeni dışarıya alayım daha rahat hareket edelim. Soruyu bitirdik şu anda zaten de son noktada bir kafa karışıklığı yaratmayalım. Şöyle bir üçgen var bakın orada. Şu şekilde burasının 90 derece olduğu bir üçgen ve burası kök 3. Burası 90 derece. Peki bu açı kaç derece? 30. Peki 30'un karşısında kök 3 varsa 90'ın karşısında ne olacaktır? 2 kök 3. O da neydi zaten? x o zaman bizim bu noktada x değerimiz 2 köküç olacaktır diye söyleyebiliriz artık. Anlaştık mı? Yani çok zor bir soru değildi. 4'tü tamam de bence. 5 değildi. Onu açık açık söyleyelim. Belki şu olabilirdi. Şu AE biraz daha kenara kayarak çizilebilirdi. Dik olduğunu daha rahat ve ikisi yan olduğunu daha rahat görebilmek adına. Belki o yapılabilirdi. Onun dışında bence çok basit. Şunu direkt görmen lazım ama. O 6 köküçü direkt görmen gerekiyor bence. Peki geldik bir sonraki örneğimize. Diyor ki burada da ABC, kağıtlar mı kayıyor ya? Yok. ABC üçgeni B köşesi sabit tutularak, aha bu, ok yönünde 20 derece döndürülüyor. Şöyle döndürüyor 20 derece. Tamam. C köşesi AC üzerine geliyor. C tekrardan dönme üzerinde AC üzerine geldiğini söylüyor bize. Buna göre yeni oluşan üçgen ile ABC üçgenin kesişiminde oluşan A üstü C üstü A açısı kaç derecedir diye sormuş bize. Şimdi şöyle 20 derece döndüreceğiz sadece. Yani şunu yapacağız biz. Peki 20 derece döndürdüğümüz zaman bu buraya geldi. Şimdi diyor ki C noktası tekrardan AC üzerine geliyor. Yani şu noktaya falan geliyor döndüğünde. Şuraya da C üssü diyelim. Şurası da A üssü olacak doğal olarak. A'nın döndüğü yer olduğundan dolayı. Ve bizim üçgenimiz şöyle çizebilecek miyim? Çok kötü çiziyorum ben ya. Şöyle bir üçgene dönüştü artık. Peki, BC dönerek bu noktaya gelden dolayı. BC'de herhangi bir sıkıntı, herhangi bir problem var mı? Yok, bunlar birbirlerine eşitlerdir aynı zamanda diyebilirim ben. Tabii ki de A üssü A ile de ABD birbirine eşit ama şu an çok şuraya çentik atmak istemiyorum çünkü boyunu birazcık kesildiğinden dolayı bir kafa karıştı yaratmasın bize. 20 derece döndür diyordu. 20 derece döndürdüm. İyi de şimdi şurada bulunan açı bizim 40 derece ise çevirdiğimiz şey değişmez ki yine 40 olur. Dolayısıyla burası da 20 derece. O zaman buraya da 20 derece kaldı yine. Peki 20 ikizkenar 180'den 20 çıkardım. 160 2'ye böldüm. 80 80 burası 80 burası da 80 kaldı. E peki şu üçgeni şöyle çevirdiğin zaman 80 değişmez ki şuradaki C'nin bulunduğu açıyla. C üstünün bulunduğu açı aynı olmak zorundadır. Yani bu açı da burada 80 derece. E 80 80 160 ise buraya ne kadar kaldı? 20 derecelik bir açı kaldı buraya. Peki soru bizden ne istiyor? A üssü C üssü A. A üssü C üssü A. E soru zaten bizden ne istiyormuş? Şu an bulduğumuz açıyı. Sorunun doğru cevabı o zaman 20 derece olacak diye söyleyebiliriz. Kendi kendine mi çıktı? Yoksa biliyor muyduk oraya gideceğini sorunun? Yani bence zaten yerleştirmeyi yaptığınız zaman soru üzerinde kendi kendine cevap geliyor ya. Peki geldik bir adet dikkat sorumuz var burada da karşımızda. Diyor ki ABC üçgeni B köşesi C üzerine gelecek şekilde B köşesi C üzerine gelecek şekilde katlanıyor. Kat izinin olduğu doğru AD olarak işlerdi. Yani tutuyor bunu B C üzerine gelecek şekilde katlıyor. E şimdi bu katlamayı yaptığınız zaman bu katlama işlemi yapıldığında ifadede ne gibi durumlar ortaya çıkıyordu hatırlıyorsanız. E geldi geri açtığın zaman kenar ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla kat izinin olduğu bölüm bu şekilde bir şekilse eğer ki bunun oluşturduğu ifade bizim için ne olacak artık? Kenar ortay olacaktır diye söyleyebiliriz. Peki arkasından A köşesi B köşesi üzerine katlanıyor. A'yı B katlıyor ve yine kat izinin olduğu doğru CE olarak isimlendiriyor. Şuraya ben D yazayım da. E o zaman burada da yine aslında bir ne ortaya çıkarttı bize? Bir kenar orta ifadesi ortaya çıkarttı. Bunlar da birbirlerine eşit ve buraya ne demiş bize? CE tamam CE neyse. Yapmadım o USB'yi kimse duymadı. Peki. CE ile AD'nin kesişimine F diyor. Ha şuraya da F demiş bize. Tamam. F demeseydin ne de olurdu. Oraya G deseydin biz zaten senden kopya alırdık. Bak bir kenar ortay. Bir kenar ortay. Üçüncü kesin aynı noktadan geçecek. Ve bu nedir? Üçgeni şlak diye havaya kaldırdığın zaman üçgenin yalpalamadığı noktaya biz ağırlık merkezi diyorduk. Ve köşeden iki birimse kenardan bir birimdi. Peki CF'ye 6 demiş. CF nerede? CF burada 6. Peki CF6 ise köşeden 2 birimse kenardan 1 bir birim. E, o zaman EF3. FD'ye 4 demiş. FD burası. E, köşeden 2 birimse kenardan 1 bir birimdi. Kenardan 1 bir birimse köşeden 2 birimdi. O zaman burası da 8 yaptı. Soru bizden CE'nin uzunluğu 6 3 daha hop 9. AD'nin uzunluğu 8 4 daha 12. Diyor ki bunları bir zahmet toplayıver diyor. Topladığımız zaman 21 elde etmiş olacağız bu noktada. Bence iyi soruydu bak bu soru yani 4 tam bunların da belki 3 de olabilirdi. Belki yani çok zor bir soru değildi. Çok fazla işlem kalabalığı isteyen bir soru değil de ama zihin olarak bence düşünmeyi isteyen sorulardan biri olduğu için ben beğendim. Dedik bak bu senin için. Ney? Ödüllü soru. Diyor ki kayar koltuk raketi bir tekne ve aynı boyutta iki kürek kullanarak yapıyormuş. Oo koltuk raketi diyor. Neyse bunu bilmiyorum ben. Neyse ödüllü soruyu okuyun. Cevaplarınız neyse bunu yorumlarda belirtin. Bir sonraki derste tabii ki de bunun çözümünü de yapacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın.